Neden biz bu konuyu seçtik? İnsanlara nasihat babından bunu anlatmak gereği duyduk. Bundan bahsedelim. Çünkü biraz sonra zaten ehli sünnet vel cemaatin delillerini zikredeceğim. Bir de karşı tarafın şüphelerine cevaplar vereceğiz. Karşı taraf bazı şüpheler getiriyor. Özellikle bu konuda çok şüphe getiriyorlar. Ancak ben size neyin fitne olduğunu anlatmak istiyorum. Hani diyorlar ya, ya ne var ki bunda? Bu neresi fitne? diyorlar ya bunu anlatmak istiyorum. Güncel olarak karşı cinse bakma sonucunda oluşan fitneler. Günümüzde yani yaşadığımız, şahit olduğumuz, duyduğumuz meselelerden bahsedeceğim. Bakın fitnenin başı bu olaylardır. Anlatacağım şeylerdir. Kadınların erkek hocaların derslerine canlı yüz yüze katılmaları, dinlemeleri ve görmeleri. Tabii bu fitneyi anlatıyorum. Olayı anlatayım daha iyi anlaşılsın. Örnek vereyim kadın peçesiyle hocanın karşısına geçiyor ve ders dinliyor. Tabi zahiren hoca kadını görmüyor gibi ama tabi hepsinin gözleri açık. Ancak kadınlar erkeği görüyor. Hocayı görüyor. Fitnelerden bir tanesi bu ve genel olarak ne diyorlar bu konu için? Ya diyorlar bazıları tabi Birçok alim var kadınlardan ders almış diyorlar. Kadın hocalardan ders almış. Bu insanlar ya şunu bilmiyorlar. Alimlerin hayatları, amelleri bizim için hüccet değildir. Ya bunu bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. İşte İmam Zehebi'nin kadın hocaları vardı. Şu alimin kadın hocaları vardı gibi. Bir kere bunlar yanlış anlaşılmış durumlar. Siz burayı anlamamışsınız. Bir. İkincisi alimlerin hayatları bizim için hüccet olmaz, delil olmaz. Bunu kısaca cevaplayalım. İkincisi kadınların erkek hocaların derslerini videolarda, sosyal medyada izlemeleri ve dinlemeleri. İkinci fitne. Üç, daha kötüsü son zamanlarda kadınların yüzleri peçeli bir şekilde ders yapmaları, video çekmeleri. Bu da yeni bir icat. Yani kadın çıkıyor peçesiyle, peçesiyle çıkıyor ve yabancı insanların karşısına geçip ders anlatıyor, din anlatıyor. O insanların onu görmesine vesile oluyor. Alttaki yorumları varın siz düşünün. İnsanlar kimi dalga geçiyor, kimi laf atıyor, kimi her biri bir şey söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim, haya perdesini kaldırıyor insanlarla. Zaruri bir durum yok ve herkese açık bir durum. Dolayısıyla bu meselenin özellikle ama özellikle Müslümanlar tarafından ciddi bir manada tepki gösterilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kadınlar zayıftır. Zayıf oldukları için her biri yarın öbür gün bu yola başvuracaktır. Biz de çekelim diyeceklerdir. Ancak bu anlatacağım dersi bir kişi iyi dinlerse ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Bunun caiz olmadığını çok iyi anlayacaktır. Zaten bir önceki derslerde bahsettik. Dedik ki kadının gözü ancak zaruret gereği gösterilebilir. O da önünü görsün diye dedik. Bununla beraber ses meselesi var. Onu zaten bir sonraki derste işleyeceğiz. O sebepten dolayı bu anlatacağım dersleri bu insanlar dinlerlerse bu yaptıklarının İslam'la uzaktan yakından alakası olmadığını anlayacaklardır. Dördüncüsü bunun bir benzeri ise kadının kendi fotoğrafını profil resmi yapması. Veya daha kötüsü eşinin kendi peçeli fotoğraflarını sağda solda erkeğin paylaşması. Böyle insanlar var mı? Evet var. Hala şaşırarak görüyoruz, şahit oluyoruz, uyarıyoruz. Yani adam eşiyle fotoğrafını paylaşıyor. Nasıl olsa peçeli diyerek. İlleti düşünün kardeşler. İllet dikkat çekmemek. Oysa bunlar alın benim eşime bakın diyerek dikkat çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani gerek kadın bunu paylaşsın, gerek erkek bunu paylaşsın. Erkeğin paylaşması çok şaşılacak bir durum da. Kadın hadi zayıflığından bunu paylaşıyor. O kadınların kocalarının görme ihtimalleri var. Kadınlar bunu hiç düşünemiyor mu? Evet düşünemiyor. Onun için bu meseleleri hatırlatmak lazım ve uyarmak lazım. Bacım sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Sen neden kafirlerin oyunlarına kendini alet ediyorsun? Gerek yok ki. Sen evinde kimsenin seni bilmemesi sana her şeyden daha hayırlıdır. Kimsenin senin gözlerini görmemesi sana her şeyden daha hayırlıdır. Senin dış elbiseni görmemesi sana her şeyden daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle illa ma minha kendiliğinden ortaya çıkanlar müstesna derken kendiliğinden ortaya çıkanlar sen çıkart demiyor Allah Azze ve Celle. İnsanların gözüne sok demiyor. Yolda yürüyorsun, sen elbiseni gördüler. Dış elbiseni tabii. Peçeni gördüler. Kasıt bu yani. Ve alttan elbisenin ucu gözüktü. Kasıt bu yani. Yoksa sen kendini insanların önüne at değil. Bu konuda Allah'tan korkmak lazım. Başka bir mesele, bunun bir benzeri işte kadının kocasının fotoğrafını paylaşması. Aynısını kadın kocası için yapıyor. Biraz önceki kadın için yapıyordu. Şimdi kadın kocasının fotoğrafını paylaşıyor. Bu daha büyük bir garabet yine. Çünkü halbuki kadının rehberinde kim var? Kadınlar var. E kadınlar senin kocanı görüyor. Dolayısıyla böyle bir şey caiz değildir. Kesinlikle Müslümanların bu amellerden sakınması gerekiyor. Onlar birer hatırlatma. Altıncısı daha daha çok kötü olan bir durum ise hani sofi kadınların şeyhlerinin fotoğraflarını cebinde taşıması ve ona rabıta yapmasının meselesini biz hep kınarız. Böyle bir şeyin caiz olmayacağını, yabancı bir erkeğin fotoğrafını insanların cebinde paylaşmasının işte deyuzluk olduğunu söyleriz değil mi hep? Yıllardır da söylüyoruz ama tasavvuf ehli biliyorsunuz kendi hevasına göre bir şeyleri helal, bir şeyleri haram yapabiliyorlar. Buna şaşırdınız değil mi? Buna şaşırmayın. Çünkü bugün kendini tevhide nispet eden kadınların ceplerinde çok sevdiği hocaların fotoğrafları var. Telefonlarda çok sevdiği hocaların fotoğrafları var. Bu konu mesela belki size ya böyle şey olur mu dedirtecek cinste ama oluyor. Bakın örnek vereyim. Yaşanmış bir olayı anlatayım. Çok kötü, mide bulandırıcı bir durum ama bunu anlatayım ki işte fitne budur. İşte sizin sebep olduğunuz fitne budur diyebilelim. Ve bunlar da belki Allah'tan korkarlar. Kadınların bugün meşhur hocaların fotoğraflarını ekran görüntüsü yapmaz. Gizli gizli de değil ha ekran görüntüsü yapıyor. Ve bu kadınlar evli. Bakın bununla alakalı yaşanmış olayı anlatayım. Ne kadar ciddi bir olay olduğunu anlayın. Evli bir kadın bir cemaat hocasının resmini ekran görüntüsünü yapıyor. Bunun sonucunda başka bir bacı. Kadına diyor ki yani abla bu nedir diyor ya. Yani. yani bu adamın fotoğrafının senin telefonunun ekran görüntüsünde ne işi var diyor. Hocam mı ki paylaşıyorsun? Hocam mı ki ekran görüntüsü yapıyorsun? Deyince bu kadına kadın da ona şöyle cevap ver. Ah keşke olsa diye cevap veriyor. Ve bu kadın peçeli. Bu kadın kendini tevhide nispet eden bir kadın. Ancak hocaları arzuluyor hocaları istiyor. Ah keşke olsa diyor. Ve bu kadın daha kötüsü, daha mide bulandırıcı tarafı evli bir kadın. Dolayısıyla hani diyorlar ya fitne neresinde bunun? Fitne budur işte. Bunun gibi onlarca olay var. Siz farkında değilsiniz. Siz her bakışın kalbe atılan zehirli bir ok olduğunu bilmiyorsunuz. Siz Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın tavsiyelerine kulak asmıyorsunuz. Alın izleyin hayal kurun, ne yapıyorsanız yapın diyerek insanları bu tür şeylere sevk ediyorlar. Sonra konuşunca da ne diyorlar? Ya şevhetli ve şevhetsiz şevheti kontrol eden kim var? Kim var? Bir kadının sürekli bir erkeğe bakması doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü kadın ona baktıkça şeytan sürekli ona yanaşıyor. Ona farklı farklı şeyler vesvese veriyor. Bir erkeğin bir kadına baktığını düşünün. Yakışıklı, bir erkek düşünün bir de güzel bir kadın düşünün. Erkek kadına sürekli bakıyor ama ders dinliyor. İster istemez şeytan sağdan gelir soldan gelir ve o kadını ona güzelleştirir. Yüzüne güzel gösterir erkeğe. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Yakışıklı genç bir erkeği ona güzel, yakışıklı, çekici gösterir. Dolayısıyla burada kadının erkeğe bakması meselesiyle alakalı şunu anlıyoruz. Demek ki burada şevetli şevetsiz meselesi zaten bakmakla oluşan bir durumdur. Baktığın zaman zaten şevhet devreye giriyor. Bu verdiğim örnek sadece bir tanesi. Daha kötüsünü söyleyeyim yine. Biliyorsunuz bazı cemaatlerin kendi koyduğu bazı kurallar var. Yani kadın evinden çıkacak. Bizzat gelecek hocayı dinleyecek diyorlar. Bizzat gelecek hocayı dinleyecek. Ya yani kadın sonradan ses kaydıyla dinlese olmuyor mu? Hayır olmaz. Gelecek hocaya bakacak izleyecek. Şart bu. Gelmediği takdirde cemaatten uzaklaştırılacak. Yani çocuğunu bırakacak eşine. Binecek minibüse. Varsa arabası güzeldir. Yoksa minibüse binecek. Metrobüse binecek. Gelecek. Bizzat hoca efendinin dersini izleyecek. Hoca Efendi'ye bakacak. Vallahi bu zulümdür. Ve bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan bir şeydir. Hangi yönden baksan elle tutulur tek bir tarafı yoktur. Ama bu konuda kıskanç olan adamlar, erkekler maalesef bu tür meseleleri sanki cahiliye adetiymiş gibi anlıyorlar ve susuyorlar. Kardeşler kadın evinde Hocanın sesini dinleyerek ilim talep etme imkanı var iken kadının evinden çıkması caiz değildir. Buna beraber kadının erkeğe bakması da caiz değildir. Ve bununla beraber kocasını çocuklarla beraber bırakıp ona o işi yüklemesi de bu tür sebeplerden dolayı caiz değildir. İleride bununla alakalı meseleleri de işleyeceğiz. Evet. Ondan dolayı yine bu da garabetlerden bir tanesidir diyebiliriz. Başka bir durum kardeşler dokuzuncu bugün benim anladığım, gördüğüm, şahit olduğum fitnelerden bir tanesi. Bugün bazı hocaların videolarının altında kadın ismiyle bazı kimselerin şu mesajları yazması. Bunu bize arkadaşlar söylediler birkaç yerde. Mesela bir hoca var. Kadın yazıyor. Hocam güzel yüzünüzü gördük daha iyi olduk diyerek. Ve bu kadınların çoğu da evli yani dikkatinizi çekerim. bekar da olsa evli de olsa zina zinadır. Ancak burada farkındaysanız kadın erkeği arzuluyor. Allah muhafaza işte bu fitne budur. Kadının erkeğe bakma fitnesi budur ki bu setti kaldırdıktan sonra birçoğunun o kadınlarla Allah muhafaza uygunsuz bir şekilde sıkıntılı bir şekilde yakalandıklarına da şahit olduk. Yine çokça bilinen hocalardan bir tanesi, o aradaki setli kaldırınca, hicabı kaldırınca ve kadınlarla sürekli mesajlaşınca, sürekli konuşunca evli kadınla yakalanıyor. Neden yakalanıyor? Bundan dolayı işte fitne budur. Fitne budur ve ne oluyor? Sizin bildiğiniz o yuva dağılıyor. Ocak karısını boşuyor. Fitne budur işte. Aradaki setti kaldırmak, hicabı kaldırmak, rahat konuşmak, haşır neşir olmak. Fitne budur. Yine dikkatimi çeken bir durum daha var. O da bir hocanın son zamanlarda cemaatten gelen bir tepkiyle kadının erkeğe bakmasıyla alakalı, sesiyle alakalı birçok delil zikretmesi arkasından sebebinin sorucunun ne olduğunun ortaya çıkması. Adam çıkıyor. Bu meseleyi öyle bir şiddetli bir şekilde savunuyor ki, "Hayır, kadın erkeğe bakabilir." diyerek bunu savunuyor. Kadının işte hocalardan bizzat ders dinlemesinde bir beyis yoktur. Yüz yüze dinlemelerinde bir beyis yoktur. Üzerlerinde peçeleri var. Bununla alakalı sahabeden rivayetler var." diyerek işi böyle ballandırıyor. Sonra bir duyuyoruz ki adam da kadınlarla yakalanıyor. İşte fitne budur. Yani Allah azze ve celle'nin yasakları olmasa dahi fitnelere götüren bu yolların önünün kesilmesi gerekiyor. Ama Allah azze ve celle'nin bizzat bu konu hakkında yasakladığı noktalar var. İşte bu anlattığım meselelerin her biri fitnenin kaynağı. Fitneye sebep olan meseleler. Ve yine televizyonlarda kişilerin, kadınların bizzat erkeklere bakması, bununla alakalı filmler izlemesi, videolar izlemesi de yine bu babtan değerlendirilir diyebiliriz. O sebepten dolayı kardeşler bunu diyeceğiz. Kadın örtüsüne dikkat edecek, kadın erkeğe bakma konusunda gözünün önüne set çekecek, gözünü haramdan koruyacak. Bu anlattığım örneklerin her biri çokça olan örnekler. Zamanımız yetmediği için ben bunları kısa Geçiyorum. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.